Şöyle Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki istatistiklerine baktığımız zaman Türkiye 2009 yılına kadar hep birinci, en çok davası açılan ve en çok dava kaybeden ülke. 2013'te beşinciliğe kadar düştük. Fakat 2014'te 4'e yükseldik. 2015 istatistikleri yeni yayınlandı. Orada yine 3'e çıktık. Öncelikle insan hakları kültürünün toplumda oturması öncelikli sorunumuz. Sadece devletlerin insan haklarına uyması değil ama toplumda her bir bireyin bunu özümsemesi ve birbirlerinin aslında haklarına saygı duyması, çocukluktan itibaren geliştirilmesi gereken bir olgu. Türkiye'de insan hakları alanında son 10 yılda kaydedilen gelişmelerden ciddi bir şekilde gerileme olduğu gözüküyor. Kanımca Türkiye'de öncelikli olarak vurgulanması gereken birey hakları içerisinde mülkiyet hakkı geliyor. Bireylerin hem fikri hem fiziki mülkiyetleri üzerinde varlıklarının tanınması, sahiplerinin tanınması ve korunması çok büyük önem arz ediyor. Türkiye'de aslında bugün birçok sorunun üst üste yığıldığını görüyoruz. Ama en büyük problem aslında hukuk devletiyle alakalı bir sorunumuz var. Bir adil yargıya erişim sorunu var vatandaşların. Yargıya güvensizlik çok büyümekte. The most important is freedom of opinion, freedom of speech, freedom of the press. Program çok verimli geçiyor. Sivil toplumun her kesiminden temsilciler, avukatlar, akademisyenler şu anda bizle birlikte. Yani hem hukuk kökenli hem de hukuk dışı başka disiplinlerden gelen insanların bir arada olduğu bir toplantı. Dolayısıyla işin hem siyasi boyutu hem hukuki boyutu beraber konuşulabiliyor ki zaten ikisi beraber harmanlanmadan etkili bir sonuca ulaşamayız. Bu etkinlikte de aslında konuştuğumuz şeyler global anlamda ve Türkiye'de belli sorunları ve bu sorunla bağlantılı olarak çözüm önerilerini tartışıyoruz. Umarım sonucunda elle tutulabilir belli çözüm önerileri sunabiliriz. İnsan haklarının korunması konusunda hala önümüzde alınacak uzun bir yol var. İnsan haklarını koruma mekanizmalarını oluşturabilmemiz için bilgiye, birikime, tecrübeye ve diğer modellerden öğrenmeye çok ihtiyacımız var. And above all, no hate. We have to accept the other and live together in peace.